Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 360 S7 model robot süpürgenin kutu açılışını beraber yapacağız. 360 markası 2 ay önce Türkiye'ye Sherman Teknoloji ile giriş yaptı. Yeni yeni deneyimliyoruz bu cihazları. Şimdi bakalım kutu içeriği nasıldır. Sizlerle beraber açılışını yapacağım. Öncelikle güzel paketlenmiş. Bayağı patpatlarla göndermişler. Hemen bakalım. Şerman bir not bırakmış buraya. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. WhatsApp numaraları var. Gerçekten çok ilgili bir firma. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadık. İrtibat halindeyiz. Tabii çok yeni bir firma olduğu için, hani Türkiye distribütörü bu arada 360'ın Sherman, ileride cihazlarla ilgili sorun olduğunda nasıl destek olunacak, o kısma ayrıyetten bakıyor olacağız. Faturasını göndermişler. Notumuz var. Evet, kullanma kılavuzu. Normalde çoğu cihazda İngilizcedir ya da Çincedir vesaire vesaire. Sherman'ın gönderdiği Türkçe kullanım kılavuzu. Evet, şimdi artık açalım. Bakalım kutu içeriğinde neler var. Bunu böyle bırakalım. 360 robot vacuum cleaner. Garanti bandı var burada. Tabii üzerine bir bant daha geçirmiş ama bakacağız şimdi. Daha önce açılmış mı diye bakıyorum. Garanti kağıdının orası yırtılmış mı diye bakıyorum. Hani üzerine bir bant daha geçildiği için ama hayır. Sanırım zaten 2-3 kat bir şey yapılmış ama bakalım. Bayağı sağlam. İnternet sayfalarında bu arada kutu içeriği yazmıyor. Daha önceden teslim alan arkadaşlarla yaptığımız görüşmelere istinaden herhangi bir yedek parça, ne bileyim, ped ya da yedek fırça çıkmadığı iletildi. Kutu içerikleri aynıdır. Zannetmiyorum farklı bir şey gelsin. Şimdi bakacağız. Dediğim gibi iki ayrı kutuya sarmışlar. Bayağı sağlam. Üzerine de patpatla sarıp göndermişler. Süper, teşekkürler. Cleaner, Upward. Evet, sanırım ters açıyoruz. Size doğru açayım. Şimdi ilk programını indirebileceğiniz QR kod. Zaten Android ya da iPhone telefonunuz varsa, iOS telefonunuz, 360 robot yazdığınızda çıkıyor olacak. Yine detaylı kullanma kılavuzu. Bunda Türkçe var mı diye bakıyorum. Şu başta yazar Türkçe, Türkçe. Yok. Bu da birkaç dilde yabancısı.
Bu arada çok kirliydi kutu. Nefesimizi kesti. Evet, bunları alalım kenara. Kullanma kılavuzu, garantisi. Faturasını hiçbir zaman kaybetmeyin. Bu arada ben ürünü hepsi buradan aldım. Daha önceden Turkcell'in satışı da oldu. Sherman Teknoloji bundan 2 ay önce hepsi burada da Trendyol'da vesaire satışlarını da yaptı. Bugünkü fiyatına göre mesela ben 3000 liraya aldım. 2 ay önce daha doğrusu o zamanlar yoktu herhalde. Ya. S9 ve S5 sattılar diye biliyorum ama tam hatırlamıyorum o dönemi. Yani 100-200 lira daha uygundu aslında bunların fiyatı o döneme göre. Tabi o zamanki dolar kuruyla şimdiki de bir değil. Evet. Lidar sensörünü korumak için üzerine de bir şey koymuşlar. Sıkıntı olmasın diye. Bunun içinde bir şey yok. Atıyoruz. Burada bir yedek parça var. Bu ne diyor? Mopedinin herhalde filtreleri bunlar. Evet. Küçük küçük filtreler. Herhalde su akışını sağlayan şeyler. Yedek koymuşlar. Yaklaşık değil. 6 tane yedek parçası var. Evet. Cihaz burada. Mopedi ile beraber. Bu cırt cırtlı diye biliyorum. Evet. Bu arada o verdikleri filtrelerin şuradalar. Evet, şu içinde görüyorsunuz 2 tane beyaz. Evet, su nereden doluyor diye bakıyorum ama evet, suyun dolmasıyla onun alakası yok. Bu suyun akışını ayarlıyor herhalde. Neyse. Ona daha sonra inceleme videomuzda bakacağız. Evet, kutu içeriği bu şekilde. Dock ünitesi çıkıyor kutudan. Cihazın kendisi çıkıyor. Mop bezi. Su tankı daha doğrusu ve mop bezi üzerinde takılı geliyor. Şarj adaptörü. Şarj adaptörü uyumlu, her ülkeye uyumlu başlığı. Ve içinden bu su tankının filtreleri çıkıyor. Diğer S9 cihazda farklı yedek parçaların da ne bileyim fırça ve mesela şu fırçadan S9'da bir tane daha yedek çıktığı söylendi. Onun haricinde bir de bu pet'ten bir tane daha yedek çıktığı söylenmişti. Donanım Haber'deki Malibu dostuma da selamlar. Cihazı kendisi kullanıyor. S9. O iletti. Tabii S9 daha üst bir segment. Şimdi onunla bunu kıyaslamanın alemi yok. Hani onun kutu içeriği başka demek ki. Cihazın S7'nin kutu içeriği budur. S7 Pro modeli de var bu arada. Hani Pro modelini ülkemizde henüz satmadılar. Aralık sonunda satılacağı söylendi. Belki onun kutu içeriği farklı olabilir. Geldiğinde onu da deneyimleriz ve sizlere iletiyor oluruz. 360'a ülkemize geldiği için hoş geldin diyorum. Umarım sağlam bir firma seçmiştir. Distribütörümüz Türkiye'de Sherman'dır. Tabii cihazlar çok yeni olduğu için şu anda bir sorun zaten çıkmayacak. Ne bileyim belki geri iadeler olacaktır. Bunları deneyimliyor arkadaşlarımız. Haber forumlarımızda, işte Facebook sayfamızda bunları videonun altında iletiyor olurum. Buralardan geri bildirim yaparsanız çok memnun oluruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.
Kanalımı takip etmeye devam edin. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Bu arada detaylı inceleme videosu işte 360 programının kurulumu, cihazın tanıtımı, uzun dönemde bu cihazı şu an evimizde kullanıyor olacağız. Uzun dönemde kullanımıyla alakalı hani daha tecrübeli edindikten sonra tekrar bir video çeker sizlere iletiyor olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın dostlar. Como se llama?